Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insan ne yaparsa, nasıl bir iş yaparsa hem Allah katında hem de kullar arasında sevimli olur veya işte herkes tarafından sevilir. Ne yapması lazım ya? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerife den mülhem İslam alimleri buyuruyorlar ki ihsan eden, iyilik eden sevilir. Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar ki ihsan sahibini sevmek insanların cibilliyetini yaratılışında vardır. Hatta birisine kızıyorsun böyle. Yok olsan falan, kırtlan söylen falan filan. Adam diyelim ki sen bir borca girdiydin falan. Ya böyle kıvranıyorsun, hemen geldi borcunu kapattı. Değil mi? Dedi, hediye ettim. Bana borç değilse de çekti gitti. Ne düşünürsün? Ya, baklava gibi adam derim. Ya işte şey ama demek bunun iyi tarafı varmış ya falan. Ben yanlış tanımışım ya falan demeye başlarsın. Demeye başlarsın. Değil mi? Yelkenlerindesin. Çünkü Peygamber diyor ki ihsan sahibini sevmek insanların yaratılışında var. İnsan hem Allah-u Teala indinde hem de insanlar indinde sevgili olabilmek. Birinci maddeyi tamamlarsan öbürler kendiliğinden gelir. Ne demek o? Yani Allah-u Teala seni severse bütün mahlukat da sana itaat eder. Otomatik olarak itaat eder. Çünkü Allah-u Teala bütün mahlukata emir vermiştir. Bütün hayvanatın hepsine emir vermiştir. Bana itaat edene itaat edin diye. Hatta çok hadiseler anlatılır da şu anda hatırıma gelen Selman Farisi radıyallahu teala hazretleri ve bir Medine dışında bir yeri varmışmış, oraya gidiyor. Tabiinden ikinci kuşaktan gençler ziyaret Medine'ye gelmişler, Selman Farisi hazretleri ziyaret ediyorlar ki onun bir yeri vardı, oraya gitti falan. O 20-30 kişi bir genç. Gidiyorlar Selman Farisi radıyallahu teala hazretleri. Neyse gençlere hoş geldin oturuyorlar. Tabii yemek zamanı, kendine göre götürmüşmüş. O anda uzaktan bir ceylan sürüsü gidiyormuş. Dönmüş Selman Faris Hazretleri gayet tabii bir şekilde bir insan çağırır gibi dönüyor. Diyor ki benim diyor misafirlerim geldi, içinizden biriniz gelsin. Bir iki tanesi geliyor oraya. Bir tanesinin sırtına elini koyuyor. Bu kalsın, diğerleri gitsin diyor. O kalıyor, diğerleri gidiyor. Ocak yakılmış falan. Tabii ikinci kuşaktaki o tabiinden gençler böyle şaşırmış, kalmış. Ama Selman Faris Hazretleri gayet rahat. Tabii bir şey yani. Bir insanı çağırmış da şey yapmış falan. Gayet normal falan. Neyse ondan sonra işte o ceylanı kesiyor, pişirip onlara ikram ediyor falan. Ama gençler diyor ki efendim diyorlar, bu nasıl olur? O mübarek dönüyor, ne nasıl olur diyor. Hem de ceylan erkek bir hayvan. Avlanması bile zor. Siz çağırdınız geldi. Gelecek diyor. Diyor ki nasıl gelir? Ha nasıl gelir? Allah-u Teala bu ceylana da, bunun aynı şekilde akranlarına da, yeryüzünde yaşayanlarına da, hepsine, aslanına da, karıncasına da, hepsine bana itaat edene itaat edin emrini verdi. Bunlar isyan etmez ki. Ben diyor Rabbime itaat ediyorum. Ben çağırınca bana itaat etme mecburiyeti var bunun. Bundan daha doğal ne olabilir? Tabii bir şey diyor bu. Yani. Tabii bir şey bu diyor. Tabii bir şey bu. Şey yapamaz diyor. Hani evliyadan bir zatı aç aslanların arasına atmışlar. Bir zalim, bir katlar, bir hükümdar. Sabahleyin bakıyor ki aha, aslanlar böyle sırayla etrafında şey yapmışlar. O zat da ibadet devam ediyor. Ondan sonra çıkartıyor oradan. Diyor ki korkmadım. Korku aklıma gelmedi diyor. Yalnız bir ara endişelendim diyor. Neden diyor. Hatırlayamadım diyor. Çünkü aslanlar geldi beni yalamaya başladı diyor. Arslan sallası necis mi değil mi? Namaza mani değil mi? Sadece orada diye endişe ettim diyor. Onun hükmünü tam hatırlayamadım, bilemediğim için. Ya şimdi aç arslanların içerisinde arslan dokunamıyor. Niye? Çünkü onu Allah-u Teala seviyor.
O da Allah-u Teala'ya itaat ediyor. Onun için Ali Rami Teni Hazretleri, yani sevgili, herkes tarafından sevilen bir kul olabilmek için önce Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşmak lazım. Bunun için de birincisi temiz olmak lazım. Bu temizlik de zahiri temizlik, batını temizlik. Kalpte kötü huylardan temizlemeli buyuruluyor. İkincisi dilin temizliği. Dil münasebetsiz uygun olmayan nemmamlıktan, gıybetten, dedikodudan hepsinden temizleyecek. Evet. Allah-u Teala rızasından razı olduğu şeyden başka bir şey demeyecek. Üçüncüsü mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmaya çalışacak. Yani onlardan menfaatlenmek, işte ben şunu yaparsam ondan şunu elde ederim falan demeyecek. Onlara Allah rızası için yaklaşacak. Dördüncü şart oruç tutar. İnsan oruç tutmak suretiyle meleklere benzer buyuruyor. Oruç tutmak suretiyle. Beşincisi Allah-u Teala'yı çok hatırlamak, ismini çok söylemek. Yani bir kimse ilmihal bilgilerini, fıkıh bilgilerini öğrenince her an hatırlar. Helaya girerken bile hangi ayakla girecek, ne kadar kalacak, aynı şekilde onları bile aynı şekilde hatırlar. Girmeden önce okunacak duayı, çıktıktan sonra okunacak duayı, bunlar hep Allah-u Teala'yı hatırlamak demektir. Ve altıncı olarak da hatıra, yani kalbe gelen düşüncelerdir. İnsanın kalbine gelen düşünceler işte kısım kısımdır, rahmani, melekani, şeytani, nefsanidir diyor. Yani Allah-u Teala'dan gelenlerin dışındakilerin temizlemesi lazım. Yedinci şart olarak da Allah-u Teala'nın hükmüne rıza göstermek. Sekizinci olarak da salihlerle sohbeti seçmek. Dokuzuncusu da iyi ve güzel hasletlerle bezenmek. Onuncu olarak helal ve temiz lokma yemektir. Diye anlatmış Ali Rami Teni Hazretleri. Şu saydığımız kısa kısa ana hatları itibariyle, hani arzu eden Ali Rami Teni Hazretleri'nin hayatını okurken orada da vardır bu bilgiler. Onları yapınca ne olursun? Allah-u Teala rızasına kavuşursun. Kalbini temizledin, dilini temizledin, helal lokma yiyorsun, her an Allah-u Teala'yı hatırlıyorsun, Allah-u Teala sevgili kul olursun. Allah-u Teala bir kulun sevince ne olur? Ya bütün mahlukata da onun sevgisini o yerleştirir. Ne? Herkes onu sever. Herkes onu sever. Hatta vaktimiz doluyor ama vaktiyle bir emir işte kendi şehrinde, merkez şehrinde payitaht diyelim, orada evliya bir zat varmış falan. Tabii emir de seviyor, onun yardımcıları, vezirleri falan seviyor, herkes seviyor ama bir gün işte baş vezir gelmiş, emire demiş ki, o demiş hani itibar ettiğin şahıs diyor senin saltanatın için tehlikeli. O gidiyor öbürsü, hepsi ittifak halinde tehlikeli deyince emir bu, sultan bu, şey yapar mı demiş. Getirin onu. Getiriyorlar, diyorlar ki seni sultan çağırıyor, emir çağırıyor. Yolda giderken bir fırına önden geçiyormuş. İşte müsaade ederseniz buraya bir girebilir miyim? Tabii diyorlar, giriyor, oradan bir ekmek alıyor. Fırıncıya da diyor ki şu anda beni diyor saraya götürüyorlar, param yok. Sağ dönersen parasını veririm. Oğlum diyor, buyur. Alıyor, şeyine, parsun şeyine koyuyor, askerler görmüyor. Tam saraya yaklaşırken virane bir evin önünden geçerken demiş müsaade ederseniz demiş şuraya bir 5-10 dakikalığına gireceğim. Giriyor, o ekmeği çıkartıyor, orada birisi var. Teşli birisi ona yediği çıkıyor diyor, hazır getiriyor. Şimdi sultan oturmuş, vezirler, komutanlar hepsi hazır falan, sessiz. Bu zat da askerlerin arasında ayakta durduruyor. Hemen baş vezir geliyor diyor ki sultanım diyor bu zatın diyor kılına dokunursan diyor tepetaklak olursun, perişan olursun. Daha önce başka bir şey diyordun. Ne diyorsun sen demiş ya. Demiş sebep bilmiyorum demiş. Gidiyor ikisi. Aman demiş ha sultanım bu zata bir şey yapma ha. Öbürsü. Sultan demiş ki siz ne biçim insansınız demiş ya. Daha önce ne diyordun şimdi ne diyordun falan. O zat demiş ki sultanım onlar bilmez ben bilirim diyor. Ne bilirsin diyor, ona da kızmış. Bunlar demiş senin ilan fermanını hazırladı. Yani. Şimdi böyle diyor. Onlar bilmez ben bilirim demiş. Bunun üzerine sultan dönmüş, emir dönmüş, demiş ki nedir işin sırrı? Demiş ben Allah-u Teala'ya itaat ediyordum. Allah-u Teala beni seviyordu. Ama demiş ben bir hata ettim. Anladım ki Allah-u Teala bana gadab etti. Allah-u Teala beni sevdiği için sen dahil bunların kalbinde benim sevgim vardı. Allah-u Teala bana gadab edince sizin kalbinizdeki sevgiler buza dönüştü. Peki ne oldu? Ben tövbe ettim demiş. Bir de sadaka verdim. Kabul olan tövbe, kabul olan sadaka belayı geri çevirir. Anladım ki Allah-u Teala tövbemi kabul etmiş diyor, sadakamı da o felçliğe yedirdiğini, sadaka. Onu da kabul etmiş. Benden geri çekmiş. Şimdi Rabbim beni gene seviyor diyor. Bunların kalbine de benim sevgim tekrar geri geldi. Yani diyor, yani ben diyor Rabbimle aramı düzelttim, mesele halloldu. Bunun için de İslam alimleri buyuruyorlar ki, eğer sen Allah-u Teala'yı razı edersen, Allah-u Teala da seni severse, merak etme herkes seni sever, senden de razı olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Zekatın verilmesinde kolay yol budur ki, malından fukaranın hakkı olanın bir seneliğini zekat niyetiyle ayırıp, zekata niyet edip, dilediği zamanlarda fakirlere vermelidir. Bu takdirde her verişte niyet lazım değildir. Zira bir senede fukaraya ne kadar vereceği malumdur. Ama verdiği mal zekat niyetiyle ayrılmış olmasa zekat olmaz. Ayırırken niyet etmek yetişir. Zamanı cehalette, cahiliye zamanında nisvan kadınlar fakirlikten korkup kızlarını öldürürlerdi. Bu kötü amel haksız yere cana kıymak olduğu gibi evlat hakkını da tanımamaktır. Bu her ikisi de büyük günahtır. Zaman o makamda yoktur. Zamanı üç şeyden biriyle ihya etmelidir. Zemini iki günde ve ondan sonra semavatı da iki günde halk etmiştir. Yani yokluktan vücuda getirmiştir. Zina bütün dinlerde çirkin ve men edilmiştir. Zina edenlerden yüz güzelliği, parlaklık, nuraniyet ve safa yok olur. İkinci olarak fakirliğe müptela olur. Üçüncü olarak ömrün noksan olmasına sebep olur. Zinayı basar, gözlerin zinası, görmek zinası haramlara bakmaktır. Elin zinası haramları tutmaktır. Aşk yoluna devlet buldu.
Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Güzel huyların hepsi Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem toplanmıştı. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değil idi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Akrabasına, eshabına ve hizmetçilerine tevazu ederek iyi muamele eylerdi. Ev içinde çok yumuşak ve güler yüzlüydü. Hastaları ziyarete gider, cenazelerde bulunurdu. Eshabının işlerine yardım eder, çocuklarını kucağına alırdı. Fakat kalbi bunlarla meşgul değildi. Mübarek ruhu melekler âlemindeydi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ansızın gören kimseyi korku kaplardı. Kendisi yumuşak davranmasaydı peygamberlik hallerinden asla kimse yanında oturamaz, sözünü işitmeye takat getiremezdi. Halbuki kendisi hayasından mübarek gözleriyle kimsenin yüzüne bakmazdı. Fahri âlem sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki, Rum imparatorları, İran şahları o kadar ihsan yapamadılar. Fakat kendisi sıkıntıyla yaşamayı severdi. Öyle bir hayat yaşıyordu ki, yemek ve içmek hatırına bile gelmezdi. Yemek getirin yiyelim veya falanca yemeği pişiriniz demezdi. Yemek getirirlerse yer, her ne meyve verseler kabul ederdi. Bazen aylarca az yer, açlığı severdi. Bazen de çok yerdi. Yemeği üç parmakla yerdi. Yemek sonunda su içmezdi. Suyu otururken içerdi. Başkalarıyla yemek yerken, herkesten sonra el çekerdi. Herkesin hediyesini kabul ederdi. Hediye getirene karşılık olarak kat kat fazlasını verirdi. Ben yürürüm ya Enes bin Malik Hazretleri radıyallahu anh. İkinci bölüm. Beni kane. Enes bin Malik Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Henüz 10 yaşındayken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine başlayan ve onun eşsiz sohbetlerinde bulunan bu büyük sahabi Efendimiz aleyhisselamın dua ve teveccühlerine kavuşmuştur. O Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bizzat Efendimiz aleyhisselamın mübarek ağzından duymuş, en çok hadis-i şerif rivayet eden eshab-ı kiramdan olma şerefine kavuşmuştur. Enes bin Malik Hazretleri 2230 hadis-i şerif rivayet etmiştir ki muazzam bir hizmettir bu. Bir gün Efendimiz aleyhisselam Enes bin Malik'e şöyle buyururlar: "Ey Enes, biliyor musun, mağfireti, bağışlamayı gerektiren hususlardan biri de Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin, yahut içini rahatlatırsın, yahut ona bir mal verirsin veya borcunu ödersin, yahut kendisi olmadığı zaman çoluk çocuğuna göz kulak olursun." Enes bin Malik Hazretleri, kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın yaratılmış ve yaratılacak olanların her yönden en üstünü olarak yarattığı Efendimiz aleyhisselamın eşsiz üstün güzel ahlakıyla ilgili bizzat şahit olduğu bazı hadiseleri şöyle anlatır. Resul aleyhisselam hastayı ziyarete gider, cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi.
eşeğe de binerdi. Resul aleyhisselamı Hayber gazasında gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler, mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Bir küçük kız, Resul aleyhisselamın elini tutup bir iş için götürseydi, birlikte gider, sıkıntısını hallederdi. Enes bin Malik Hazretleri yine anlatır ki, Resul aleyhisselamla birlikte gidiyordum. Üzerinde Bürdü Necrani vardı. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki, paltonun yakası mübarek boynunu çizdi, yeri kaldı. Resul aleyhisselam onun bu haline güldü. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz aleyhisselamın birçok mucizesine şahit olduğu gibi, yine bizzat kendisinin yaşadığı bir mucize ise şöyledir. Enes bin Malik Hazretlerinde, Efendimiz aleyhisselamın mübarek yüzünü sildiği bir mendili vardır. Enes bin Malik Hazretleri, bu mendille yüzünü siler ve kirlendiği zaman bunu ateşe bırakır. Kirler yanar, temizlenir, mendil ise asla yanmaz ve tertemiz olur. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz aleyhisselamın eşsiz tevazu ve merhametiyle ilgili de yine kendisi ve ailesinden bir örnekle şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz aleyhisselam daima evimize gelip gider ve bizi memnun etmek için her şeyi yapardı. Resul-i Ekrem'in bizimle olan yakınlığı o dereceye varmıştı ki, hepimizi ayrı ayrı sevindirir, benim ana tarafından kardeşim olan bir çocuğu çeşitli latifeleriyle eğlendirip neşelendirirdi. Namaz vakti geldiği zaman biz de Resul-i Ekrem'e bir seccade yayar, arkasına dizilir, namazımızı kılardık. Enes bin Malik Hazretleri, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Bahreyn'de zekat toplamakla görevlendirilmiş, Hazreti Ömer zamanında danışma meclisinde yer almıştır. Bu görevini yaparken de yine fıkıh ilmindeki derinliğiyle fıkıh meclislerinde dersler vermiş ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanlarında da bu hizmetlerine devam etmiştir. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz aleyhisselamın duası ile 110 yıl uzun ve bereketli bir ömür geçirir ve 100'den fazla çocuğu olur. Bu sahabi, Efendimiz aleyhisselama hizmet şerefi, tefsir ve hadis konusunda yaptığı rivayetlerle, fıkıh ilmini yaymasıyla kıyamete kadar bütün müminlerin üzerinde hakkı olan bir büyüktür. Enes bin Malik Hazretleri, hizmetinde bulunmakla şereflendiği alemlerin efendisinin izindedir elbet. En güzel ahlak üzere yaratıldığı, Kur'an-ı Kerim'de emir buyrulan Efendimiz aleyhisselama tabi olur bu hususta da. Güler yüzlü, tatlı dilli, merhametli, affedicidir o. Efendimiz aleyhisselamın duası ile büyük servetler içinde olduğu halde, dönüp bakmaz dünya malına, dağıtır hepsini fakir fukaraya, ilaç olur gariplerin derdine. Efendimiz aleyhisselamın hizmetinde öylesine aşkla çalışır ki anlatılmaz. Sevgili Peygamberimiz de onun hizmetlerini ve iyiliklerini söyler ve ona pek dua ederler. Basra'da vefat eden büyük sahabi buraya 9 ila 12 kilometre uzaklıktaki Tat denilen beldeye defnolunur. Enes bin Malik Hazretlerine anlattığımız bu son bölümümüzü, bu büyük sahabinin Efendimiz aleyhisselamdan duyup rivayet ettiği bazı hadis-i şeriflerle noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, herhangi biriniz
kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Birbirinize buğz etmeyiniz, haset etmeyiniz, kıskanmayınız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman için kardeşini 3 günden fazla terk etmek, küsmek helal olmaz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben yürü. Zekat vermek. Nafakadan fazla fakat kurban nisabından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her memur zekat alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi vacip olmaz. Din bilgilerini öğretmekte ve öğrenmekte olan 40 senelik nafakası olsa da zekat alabilir. Zekat parasıyla cami, cihat, hac yapılmaz. Meyyite kefen alınmaz. Zenginin küçük çocuğuna, kendi analarına, babalarına, çocuklarına, zevceye verilmez. Kardeşlere, geline, damada, kayınvalide, kayınpedere, hala, amca, dayı, teyzeye vermek daha sevaptır. Fakire nisaptan az verilir. Fakat çoluk çocuğu da varsa, her birine nisap miktarı düşmeyecek kadar çok verilebilir. Malını israf edene, haramda kullanana verilmez. Zekatın farz olmasının şartı 6'dır. 1. Müslüman ola. 2. Bali ola. 3. Akıllı ola. 4. Hür ola. 5. Zekat nisabı miktarı helal zekat malına malik ola. 6. Elindeki malı ihtiyacından ve borcundan fazla ola. Zekat farz olduktan sonra Müslüman fakire vermeyenin veya başka borcu olanın hayrat, hasenat yapması ve sadaka vermesi sevap olmaz, günah olur. Bunun zekatını vermesi ve borcunu ödemesi farzdır. Hadika cilt 2 635. ve Berika 1369. sayfelerde diyor ki, parasını haram yerlere sarf eden veya israf eden kimselere zekat ve sadaka vermek caiz değildir. Çünkü harama yardım etmek haramdır. Her ibadette olduğu gibi zekat vermekte de niyet etmek lazımdır. Zekat malının borcundan fazla olması ve hacet-i asliyesinden fazla olması ve bu fazla malın nisap miktarı olması lazımdır. Altının nisabı 20 miskal, 96 gram, 13,3 altın liradır. Gümüşün nisabı 200 dirhem, 672 gramdır. Zekatı vermenin farz olması için zekat malının nisap miktarı olduktan itibaren bir hicri sene sonra da mülkünde bulunması lazımdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'nın Yeşil semtindeyiz. Yeşil Külliyesi'nin olduğu yerde. Bursa da yeşil, külliye de yeşil. Ecdadımız o zamandan Bursa'nın yeşilliğini, yeşil türbesini ve camini yaparak zaten tescil etmişler. Şimdi bugün tarihi düzenleme hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Her çevre düzenlemesi
o bölgenin özelliğine göre yapılır. Eğlence yerindeki bir çevre düzenlemesiyle tarihi dokunun zengin olduğu yerdeki çevre düzenlemesi elbette birbirinden farklıdır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu tarihi çevre düzenlemesine çok önem vermiş ve son senelerde bayağı Türkiye'nin birçok il ve ilçesine örnek olacak şekilde tarihi çevrelerini hem düzenlemiş hem de düzenlenmiş olanları biraz daha ıslaha gitmiş. Dolayısıyla buraya gelen insanlar eskiden oturacak, çay içecek bir yer bulamıyorlardı. Şu anda çevre esnaf da buna anlayış göstermek suretiyle buraya gelen Çelebi Mehmet Han'ın misafirlerini rahat ettirecek şekilde bir düzen almışlar. Sokaklara dahi sandalye masaları başkalarının geliş geçişine engel olmayacak şekilde yerleştirmişler. Hakikaten buraya gelen çoluğuyla çocuğuyla namazını kılacak olan abdestini alıp namazını kılabiliyor. Sosyal diğer ihtiyaçlarını giderebiliyor. Efendim şurada şöyle biraz dinlenelim. Bursa'nın Uludağ'ın eteğinde, oksijeni bol yerinde, manevi oksijeni de bol yerinde. Şöyle bir nefes verelim diyecekleri her yer mevcut. Eskiden bu hayrat kurumlarına ait bazı binaların ticari işlerle ilgili kullandığı oluyordu. Şimdi burada Çelebi Mehmet Kervansarayı denilen yer tamamıyla bir hayrat kurumuna tahsis edilmiş ve sabahtan itibaren yani sabah namazını biraz geçe çorbası hazır olan yer bu civarda. Kim isterse, kimlik sorulmaksızın, ne işle uğraştığı sorulmaksızın orada çöküyor, çorbasını içiyor. Orayı da sizlere zaten bundan sonraki dakikalarda tanıtmaya çalışacağım daha yakinen. Çünkü gıda yardımı yapılan kimseler de var. Öğlen vaktinde de insanlara evlerine götürmek üzere kaplarını getirenlere yemekler verilmekte. Bunda da doğru dürüst bir kayıt işi olmuyor. Yani ihtiyacım var benim, bu vakıftan bu yardımı almak istiyorum diyenlere bu yardımı veriyorlar. İstanbul'da 2. Abdülhamit Han zamanında 4. Vakıf Han'da da böyle bir vakıf yemeği dağıtılırdı efendim. Şimdi orası otel olarak kullanılıyor. Böyle bir yemek dağıtımı da orada yapılmıyor. Muhafaza etselerdi de, onu bugün devam ettirselerdi herhalde Ramazan-ı Şerif'te çadır kurmaya ihtiyaç kalmayacaktı. Ramazan çadırı, Ramazan eğlencesi. Yani bir iftar veriyorsunuz insanlara, çadır da veriyorsunuz. Biz evet çadırdan geldik, çadırı aşağılamıyoruz toplum olarak, Türk toplumu olarak. Ama canım bunun bir de yerleşik düzende olanlara göre imkanı varken bu 4. vakıf hana Osmanlı'nın birçok paşası konağından uşağını gönderir, bir kap yemek aldırırdı. Hem teberrüken olduğu için, bereketlenmek için, hastalara şifa olsun diye, hem de oradaki lezzeti konağındaki özel aşçılarının yaptığı yemekte bulamıyordu. Ben bunu o dönem İstanbul'da yaşamış olan bir öğretmenimizden, rahmetli öğretmenimizden dinlemiştim. Hakikaten şaşırıp kaldım ya, ne ihtiyacı var ki uşağın, adamın evinde uşak var, aşçısı var ama gidiyor vakıftan bir tas yemek alıyor ki hastalıklara, dertlere devadır diye. Şimdi biz şu anda kıbleye doğru döndüğümüzde Yeşil Külliyesi'nin sol koridorundayız. Bir aks meydana getirmişler. Bir de kıbleye doğru değil, kıbleden 90 derece açıyla Bursa'ya doğru giden bir aks var. Şimdi gidelim o aksı da görelim. Oralarda insanlara oturma, dinlenme yerleri daha çok vermişler. Buralarda tabii çeşitli dükkanların sandalyeler, masalar var. Öbür tarafta ise halka açık. Ve Bursa'da öyle bir hale gelmiş ki ikindi vaktinde insanlar evlerinden çıkıyorlar. Çocuğunu, torununu alan gerek Emir Sultan'da olsun, gerek bu Yeşil'de olsun, Yıldırım Tanzimi de devam ediyor. Orada da yapılan yerleri göstereceğiz. Bunları yapanlara teşekkür ediyoruz. Demek ki belediyelerin böyle çevre düzenlemesi için, tarihi çevre için imkanları var. Yapmayanlar demesin ki bizim imkanımız yok. Bir kanun çıkarılmış. Toplanan emlak vergisinin %10'u tarihi çevreye mutlaka kullanılacak. Kullanmayanı müfettişler diyorlar ki niye kullanmadınız bakalım.
Öyle olduğu zaman da Bursa bunu belki de o %10'u ileriye doğru zorlayacak şekilde insanların faydasına tahsis etmiş. Müteşekkiriz onlara. Geçelim şimdi efendim. Bir de diğer aksı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi başka bir açıdan bu tarihi çevre düzenlemesini görüyoruz. Sağ arkamda yeşil türbe, sol yanımda yeşil cami. Tam gerimde de, belki siz oradan tam göremiyor olabilirsiniz, yeşil medresesi. Çelebi Mehmet Han'ın yaptırdığı bu hayrat eserinin hepsi bir duvar içerisinde, ihata duvarı içerisindeydi. Yeri, yurdu, hudutları belliydi. Kervansarayla beraber, Çelebi Mehmet Han Kervansarayla beraber. Şimdi Yeşil İmareti, Aşevi diye bir adla vakıflar bunu Somuncu Baba Vakfı'na işletilmesini vermiş. Böylece bu hayrat devam ediyor. Yani fakir fukaranın buradan yemekten istifade etmesi işi Osmanlı zamanındakine yakın şekilde devam ediyor. Tabii Osmanlı zamanında yapılan bu vakıflardaki yemekler biraz daha farklıydı. Vakıf senedinde, vakıf namesinde diyelim anlaşılacak şekilde, senet deyince bir senet imzalamış oluyor, doğru senet de biz bugün senet deyince alacak verecek senedi aklımıza geliyor, o yüzden böyle toparladım. Orada cuma günleri ayrı kaloride bir yemek çıkardı. Yemek çeşitleri ve yemeklere kullanılacak olan gıdaların kalitesi, cinsi orada belirtilmiş idi. Tereyağı kullanılacağına kadar belirtilmiş idi. Şimdi tabii bugünün imkanlarında bunlar nihayet yemeklere ne konur, şu kadar konur deniyor. Kalorisi belki o zamandan çok daha düşük bugünkü yemeklerimizin, evlerimizin de öyle, buradaki de öyle. Ama diyeceksiniz ki ya onlar kadar biz hareket halinde değiliz ki, onlar devamlı hareket halindeydi. Ata belki azıcık biniyorlardı efendim. Ama geri kalan da hep piyade yürüyüşüyle işlerini hallediyorlardı. Yani yediklerini yakıyorlar. Bugünkü gibi böyle yürüme yolları, ihtiyaçları onların yoktu. Bütün yollarında yürüyebiliyorlardı. Şimdi ise şehirlerimizde bize gösteriyor ki aldığımız kaloriyi bile yakamıyoruz. O yürüme yollarını belediyelerimiz yapmış ve Bursa Belediyesi'nin de başarılı bir şekilde eski İzmir yolunun kenarına iki büyük şerit halinde yürüme yolları yaptığını gördüm. Sabah yürüyüşleri, işte sporları için çok güzel olmuş tabii. Vakti olan, mesaisi müsait olan gidiyor orada hallediyor. Bu yeşil türbe ile yeşil caminin arası eskiden böyle değildi efendim. Yani şu düzen hiç yoktu. İnsan inanası gelmiyor. Affedersiniz, bir mezbelelik gibiydi. Ama şimdi görüyoruz ki burada insanlara oturma yerleri yapmışlar, banklar koymuşlar, sıralar koymuşlar. Bank işte Türkçe ne yapacaksınız efendim? Yani Türkçeyi maalesef biz de zaman zaman böyle konuşmalarımızda kaybediyoruz. Üst taraflara öyle yapmışlar. Ziyarete gelenler birbirlerini hiç sıkıştırmadan, yok şu çıkan işte Yıldırım Bayırı'na çıktım, Yeşil Bayırı'na çıktım diye insanlar bazen burada nefes nefese de kalabiliyorlar. Öyle olduğunda geliyor bir yere çömeliyor, oturuyor, yere oturmuyor, nereye oturuyor? İşte bu sıralara oturuyorlar, yorgunluklarını gideriyorlar. Bu Çelebi Medresesi bugün İslam eserleri müzesi olarak kullanılıyor. Bu medresenin bir özelliği vardı. Abdülhamit Han zamanında kurulan Osmanlı coğrafyasındaki ikinci müzeydi. İkinci müzeydi. Birincisi İstanbul'daydı. İkincisi de Abdülhamit Han tarafından verilen talimatla Bursa'da açılmıştır. Bu müze halen görevini yerine getirmektedir. Çok güzel işlenmiş. Dershanesi bütün medrese dershanelerinden daha geniş olarak tutulmuştur. Demek ki talebe adedi o zaman diğer medreselerden çok farklıydı ki hoca dershanede ders yapacak. Namaz vakti gelince de ya orada namazını kılacak, ya gelecek Yeşil Camii'nde kılacak. Buradan bir de sabah güneşinde Yeşil'in avlusundan, çevresinin olduğu çevreyi anlatıyoruz efendim. Avlusundan
Bursa Ovası'na doğru, şöyle hiç olmasa Bursa'nın bir kesimini size göstermek istiyorum. Geçelim oraya efendim. Şimdi de Yeşil Külliyesi'nin biraz doğu kısmına geçtik. Hemen arkamda bütün ihtişamıyla Yıldırım Bayezid Külliyesi görünüyor. Bir büyük bayrak asmışlar. Tabii baba orada, oğul Çelebi Mehmet Han bu tepede. İki tepeden ikisi de birbirini görecek durumdalar. Hani manen görürler. Yoksa hani şimdi bazı insanlar vefat ediyorlar. Aman benim cenazemi işte denizi görecek, boğazı görecek bir yere falan defnedin diyorlar. Sanki görebiliyor mu efendim? Göremez. Ama ikisi iki tepenin üzerinde birer türbede yatıyorlar. Cenab-ı Hak onlara böyle nasip etmiş. Yıldırım Han malum Akşehir'de vefat etti. Sonra buraya cenazesi getirildi, defnedildi. Çelebi Mehmet Han da vefat ettikten sonra buraya getirildi ve buraya defnedildi. Şimdi tarihi çevre olarak buraya bir tane de gelen ziyaretçilerin hani Bursa'yı da bir görelim şöyle diyecekleri şekilde herhalde bir para da kullanılıyor bunun için. O parayı atınca Bursa'yı seyrediyorlar. Biz de şimdi bütün seyircilerimiz bu dürbünden göreceklerinden daha ötesini görsünler diye Yeşil Külliyesi'nin tarihi çevresini sizlere göstermek için geldik. Tabii Bursa'nın eskiden kurulduğu yer Suriçi'ydi. Sonra Ulu Cami'nin yapıldığı yerden itibaren şehre küstü kısmı şehir olarak gelişti. Buralarda daha sonra gelişti. Ben tahmin ediyorum ki Yeşil Türbesi'nin ve caminin yapıldığı zamanlarda burada çok büyük bir yerleşim yoktu. Ama sonradan yerleşti. Sizin arkada gördüğünüz Bursa, o güzelim şeftalileri yetiştiren Bursa Ovası'nın bir bölümü. Şeftali yerine apartmanlar dikilmiş. Daha ilerisinde iş yerleri ve fabrikalar konmuş. Bir fabrikalar şehir olmuş. Diyeceksiniz ki fabrikayla da karın doyuyor. Elbette fabrikayla da karın doyuyor. Ama bu yeşilliği her yerde bulamayız. Bugünkü şartlarda düz alanları, ziraat alanlarını, tarım alanlarını yani gençlerin anlayacağı şekilde mutlaka kendi işi için kullanmak mecburiyetindeyiz, mahkumiyetindeyiz. Biz daha başka yerde birim alandan fazla ürün alıyoruz. O da tarım işiyle uğraşan ilim adamlarımızın işidir, devleti yönlendirmesi. Biz size burada Yeşil Külliyesi etrafındaki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapmış oldukları tarihi çevre düzenlemesini başka belediyelerimize de örnek olur ümidiyle, kimseyi suçlayarak değil, kimseyi ilzam ederek değil, ümidiyle böyle genişçe bir bölüm halinde vermek mecburiyete kaldım. Çünkü oralara da gidiyorum. Orada da tarihi çevreleri görüyorum. Yani oradaki tarihi çevrede camiyle uygunsuz bazı yerler bitişik sanki duruyor. Buna artık bir son verilmeli. Tarihi eserler, evkaf eseri olsun, hayrat eseri olsun, ibadethaneler olsun, türbeler olsun, bunlar artık yapıldığı andaki gibi müstakil, bitişik nizamda herhangi bir şey olmaması gerekir. Bunu önleyen kimse, hani şimdi araba yapacak kahraman arıyorlar, ben de bunu önleyecek kimse kahraman olur diye benim de kahramanım o olacak. Efendim süremizi birazcık da zorladık ama size güzel yerler gösterebildiğimi zannediyorum. İnşallah öyle olmuştur. Vaktinizi boşa harcatmadık. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.